Günay Gümüşsün. Emekliyim. Aslen Samsunluyum fakat Bursa'da doğma büyümeyim. 7 senedir Kastamonu'da ikamet ediyorum. Evet. Çocukluğumdan beri aslında hayvanlara düşkünlüğümdür. Evet. Rahmetli annem kızardı. Aslında kızmazdı da eve getirdiğim için kızardı. Ben de Bodrum'da beslerdim. Ne zaman ki oralar Bodrum kokmaya başlardı, komşular şikayet ederdi, rahmetli annem girer temizlerdi. Kapısını çok kilitledi fakat ben bir şekilde bir yolunu buldum. Mutlaka o Bodrum'a girip tekrar kedi ve köpek bırakmışımdır. Çocukluğumdan beri hayvanlarla haşır neşirdim. Kastamonu'ya gelince bir komşum Nihan Hanım'ın hayvanlarla çok içli dışlı olduğunu fark ettim. Onunla beraber sağ olsun işte günlük beslemelere çıkıyoruz sabah akşam. Evlerimiz de var. Hayvanlar, kediler besliyoruz. Ben de şu an 9 tane kedi var. Bir de şimdi bende 3 yetişkin, 6 yavru var. Yavrularla ilgilenmek gerçekten çok zor. Temizlikleri, yemeleri, içmeleri büyük sorumluluk istiyor. Ama bence de yiyor. İlk kedimin adı Şirvan. Şu an 3,5 yaşında. Erkek. Tanışmam komşunun kızına kedi almaya gittik. Kediyi almaya gittiğimizde Şirvan'ı gördüm. Şirvan diğer yavrulardan daha çelimsiz, daha zayıf. Dedim bakamayacak birinin eline geçerse bu hayvan gelişemez, büyüyemez. Bunu da ben alayım. Aslında ben yeminliydim. Daha önce bir dişi 11 yaşında kedimi kaybettiğim için kedi sahiplenmeyecektim. Şirvan'ı görünce dayanamadım. İlk Şirvan'ı sahiplendim. Şu anda 3,5 yaşında. Şiraz'la da bir arkadaşım dışarıda bulmuş. Çok küçükmüş. Ölmek üzereymiş Şiraz. Tedavisini yaptırmış. Fakat onun da 2 tane kedisi olduğu için bakamayacağını söyledi. Abla sokağa da atmak istemiyorum deyince ben sahipleneyim o zaman. Sokağa gitmesin günah. Şiraz'la da öylece tanıştık. Şirvan'la da çok iyi anlaştılar. Şiraz van kırması. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil. Maya bizim dışarıda besleme yaptığımız kedilerimizden biriydi. Bir gün gözlerinin rahatsız olduğunu fark ettik. Sabah aldık, veterinere götürdük. Fakat veterinerimiz kör kaldığını söyledi. Her iki gözünün de operasyon geçirmesini barınakta bırakmam gerektiğini söyledi. Barınakta bıraktım. Sık sık ziyaret etmek kaydıyla. Ameliyatı yapıldı. Her iki gözü de ameliyat edildi. Fakat görme şansının olamayacağı söylendi. Bakıma muhtaçtı. Tedavileri vardı. Benim de evde iki kedim olduğu için eve almakta aslında ilk etapta çok tereddüt ettim. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Eve getirip banyoya koydum. Mayamız yaklaşık 1,5 ay banyoda kaldı. O arada insülin, damla, iğne, hap tedavimiz vardı. Bir gün hamile olduğunu fark ettim. Mayamız hamileydi. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Zamanı geldiğinde 4 tane yavrumuz oldu. 4'ü de çok sağlıklıydı. Ağır antibiyotik tedavisi aldığı için bebeklerinin sakat olma ihtimalini düşündüğüm için çok korktum. Ama çok şükür 4'ü de sapasağlam doğdular. Bu arada da annesi ölmüş 2 yavru bulduk. Onları da Maya'ya getirdik. Maya onları da kabul etti. Onları da besledi. Şu an Maya'mızın 6 çocuğu var. Yani benim 6 tane torunum var. 3 tanesi erkek, 3 tanesi kız. 6 toruna sahibim. Maya gündüz bebekleri kabul etti, gece istemedi. Biz de şırıngayla beslemeye karar verdik. İşte sulandırılmış süt verelim. O an süt dozumuz olmadığı için sulandırılmış sütle besleyelim dedik. O ara Şirvan'dan ve Şiraz'dan sakınıyoruz yavruları. Nasıl olduysa Şiraz balkondan kaçıp yanımıza geldi. Hiç ummadığımız, hiç tahmin etmediğimiz bir şekilde bebekleri emzirmeye başladı. Erkek, van kırması bir kedi. Koş Nihal, emiyor. Allah'ım sen bizi böyle yarabbim. Ay vücutun buz gibi oldu, yemin ediyorum sana. Dişi kedi gibi kız, evet. Yatıyor, dişi kedi gibi uyuyor. Bütün gece Şiraz bebekleri emzirdi. Olmayan sütüyle. Hani o iki bebeğin sağ kalması Şiraz'ın. Tabii ki önce Allah'ın, sonra Şiraz'ın sayesinde. Hani mucize. Bence mucize. Çünkü erkek kedi yavru kediden hiç hoşlanmaz. Hele yeni doğmuş bir yavrudan. Boğar. Yani öldürmeye çalışır. Doğalarında vardır bu. Şiraz'da annelik içgüdüsü var gibi. Veya baba olarak görüyor kendisini. Yani Allah'ın bir mucizesi bu. Peki.
birçok illere göre Kastamonu geçici hayvan bakım evine, çalışanlarına, doktorlarımıza ve özellikle Erdi Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü canla başla mesai yapıyorlar, canla başla çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin diyorum. Malum kış geliyor, sokak hayvanlarıyla ilgili. Maalesef. Siz de bir hayvan seversiniz. Neler söylemek istersiniz Kastamonu halkına? Sahiplenebiliyorlarsa, o imkanları varsa kedi sahiplensinler. Yerleri müsaitse köpek de sahiplenebilirler. Ha yok, sahiplenemiyorlarsa kapılarının önlerine bir kap mama, bir kap su veya hayvanlardan nefret ediyorlarsa bile Allah rızası için hayvanlara eziyet etmesinler. Yemek de vermesinler, su da vermesinler ama ne olur eziyet etmesinler. Geçen bir yavruyu tedaviye gönderdik. İnsan tarafından darp edilmişti. Ağzı burnu kan içindeydi, dişleri kırıktı. Allah rızası için hayvanlara eziyet etmesinler.